Kafanda birçok soru var. Mesela matematik ne işe yarar? Siz de merak ediyorsanız eğer, Pırıl benim adım, kolayı var. Pırıl pırıl pı pırıl pırıl pırıl'a öğrenmek kolay olur. Pırıl pırıl pı pırıl pırıl pırıl'a dersler eğlenceli olur. Pırıl pırıl pı pırıl pırıl pırıl'a öğrenmek kolay olur. Pırıl pırıl pı pırıl pırıl pırıl'a dersler eğlenceli olur. Çanakkale. Respebe oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Şu zil olayı hiç iyi fikir değil galiba ama neyse. Evet sevgili yarışmacılarımız, Respebe yarışmamıza başlayabiliriz. Başlayalım. Sayfaları tek tek çevireceğim arkadaşlar. İlk zile basan cevap hakkına sahip olacak. Hazır mıyız? Hem de nasıl. Hadi başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. İlk kelimemiz geliyor. Beden dersinde miyiz? Neden düdükle geldin? Zil demiştik. Kolay. Hemen çalma düdüğü arkadaşım. Bir düşünelim. Nesi kolay bunun? Kolay. Sana kolay. Kolaysa söyle de gövelim o zaman. Kolay işte. Kolaysa söyle kardeşim. Seni tutan mı var? Of of. Cevabım kolay, cesur. Kolay. Baksana resme. Kol ve ay. Birleştirirsen kolay. Ha, sen onu diyordun. Kusura bakma, yanlış anladım. Rica ederim. Deha 1 puan aldı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki kelime... Yeter cesur. Bir kere çalsan anlarız. Biri düdük getirmiş, biri korna. Zil demiştik, zil. Affedersin. Evet cesur, cevabını alalım. Topkapı tabii ki. Evet, doğru bildin. 1 puan da sana geliyor cesur. Yaşasın. Sıradaki kelimeye geçiyorum. İşte kelime geliyor. Çanak şato. He? Çanak şato mu? Yok. Çanak savay. Ha gayret cesur. Yaklaştın. Evet Nazlı. Çanakkale şekerim. Çanakkale. Tüh. Bir türlü aklıma gelmedi şu kale. Doğru bildin Nazlı. 1 puan da sana geliyor. Yarın da Çanakkale'ye gidiyoruz. Tesadüfe bakar mısınız? Hem de çok güzel bir sürprizim var size Çanakkale'de. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Ne sürprizi? Söylemem. Sürpriz. Söyle Pıvıl, yoksa bu akşam uyuyamam. Olmaz cesur, sürpriz. Hadi sıradakine geçiyoruz. Ama. Abla, yemek hazır, hadi yemeği. Geliyorum. Ne okuyorsun? Yarın Çanakkale'ye gidiyoruz.
gezi rehberine bakıyorum. Ne? Çanakkale mi? Hı. Annem bana hiçbir şey söylemedi. Sadece ben gidiyorum zaten. Sınıfça 18 Mart'ta Çanakkale şehitlerini anmak için Çanakkale'ye gidiyoruz. Ben de geleyim abla, ne olur. Olmaz, sınıfça gidiyoruz. Ne yapmış şehitler? Neden anıyorsunuz? Bu vatanı düşmanlardan korumak için canlarını feda etmişler. Çanakkale cephesinde düşmanla savaşmışlar. Öyle bir savunmuşlar ki vatanı, Çanakkale'yi hiçbir düşman geçememiş. Meşhur sözü bile var. Çanakkale geçilmez. Tamam işte. Ben de senin gibi şehitlerimize teşekkür etmeliyim. Çanakkale'ye ben de geliyorum. Ama... Uzaycığım, ablanı üzmek yok. Onun sözünden çıkmıyorsun. Yanlarından hiç ayrılma. Tamam anne. İpek öğretmenden senin için izin aldığımda Uzay akıllı ve uslu bir çocuk. Bizi üzmez, tabii ki gelebilir dedi. Öyleyim zaten anne. Sen merak etme. Ablamı asla üzmem. Hadi bakalım, göreceğiz. Hadi güle güle gidin, güle güle gelin canlarım. Görüşürüz anne. Kaptan şu anda otobüsü sürüyor. Kaptan yardımcınız sesleniyor. Çanakkale yolculuğumuz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ah Cesur. Yolculuğumuzu eğlenceli hale getirmek için tabii ki her şeyi düşündüm. Köz köz kutulup Çanakkale'ye gitmenizi istemem. Yollar müziksiz olmaz. Yaşa Cesur abi, yaşa! Yolculuk için bir şeyler hazırlıyorum diyordu. Demek buymuş. Evet çocuklar, burası şehitlikteki ilk durağımız. Çanakkale Şehitler Abidesi. Aa, ne kadar da büyük.
bunu öğretmenim? Aa, ablam. Onu da size Pırıl anlatacak. Pırıl mı? Sürpriz buymuş demek. Evet, size sürprizim var demiştim ya. İşte Çanakkale Şehitliğini artık benimle gezeceksiniz arkadaşlar. Nasıl yani? Hey, buraya gelin. Ablam var burada, ablam. Bakın. Al Pırıl, anlat arkadaşlarına. Tamam öğretmenim. Bakın arkadaşlar, Çanakkale Şehitliği'nde benim resmimi gördüğünüz her yerde artırılmış gerçeklik uygulamaları yaptık. Bu sayede her yerin tarihçesini rehber gibi size ben anlatacağım. Artırılmış gerçeklik ha? Yüzyılın en iyi buluşlarından. Biz de yapıyoruz demek. Harika. Evet Deha. Tabletine ya da telefonuna Pırıl Çanakkale uygulamasını yüklüyorsun. Uygulamayı açınca kamera gibidir. Bak Uzay. Resmi tutuyorsun ve ben sana orayı anlatmaya başlıyorum. Ha, o da ne? Ablam orada. Biri de burada. Neler oluyor? Ablam oradaysa bu kim? Bu ablamsa o kim? Of, kafam iyice karıştı. Korkma Uzay. Ablam benim. Bu sadece bir uygulama. Ama birebir ben gibi. Harika bir şey bu. Dur, bir de ben bakayım şuna. Bak tabii. En çok ziyaret edilen ana ziyaret noktası. Allah Allah. Avka'da yoksun. Burada varsın. Şimdi bu resmi görünce mi canlanıyor? Aynen öyle. Harika bir şey. Susun da dinleyin. Bakın Pırıl ne anlatıyor. Halk ve öğrenciler de destek olmuştur. İkinci Anapartalar Zaferi'nin 45. yıl dönümü olan 21 Ağustos 1960 tarihinde ziyarete açılan bu abide, Çanakkale'yi geçirmez kılmak için şehit düşen tüm askerlerimizi simgelemekte. Müthiş. Ve onların anısını şahane. Gerçekten. Sağımda ve solumda gördüm. Nazlı, geç de bir fotoğrafını çekelim. Fotoğrafta mı çekiyoruz? Ah, bu tombenlik işte. Nereye geçeyim? Şuraya mı? Biraz da sağa. Tamam. Çekiyorum. Çektim. Bakayım, bakayım. Bak. Oo, gerçekten sen ve ben. Aman Allah'ım, harika. Sürpriz de sürprizmiş ama Pırıl. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden Çanakkale'yi geçilmez kılan, canlarıyla bu vatanı koruyan şehitlerimize ne kadar teşekkür etsek az çocuklar. Bu güzel vatanda bugün özgürce yaşıyorsak, bunu Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimize, gazilerimize ve bağımsızlık için düşmanla mücadele eden tüm kahramanlarımıza borçluyuz. Ben de gerekirse vatanım için canımı feda ederim öğretmenim. Ben de. 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 Güzel çocuklarım benim. Bu vatanın sizin gibi evlatları oldukça bu bayrak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecek. Oh,
Hadi, şimdi hatıra fotoğrafı zamanı.